Türkiye Futbol Federasyonu sponsorluk anlaşması var. Mehmet Büyükekşi konuşuyor. Sayın Başkan'a bir sözü bırakalım. Sezonda lige katılmalarıyla birlikte Trendyol Yemek olarak da onlara sponsorluk yapacak. Bugün bu anlaşmayla da yine Türk futboluna ve bu güzel ailemize güç vermeye devam edecek. Kıymetli misafirler, Türkiye Futbol Federasyonu olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana futbolumuzun marka değerini ve itibarını artırmak için ekonomik olarak çok büyük sıkıntılar çeken kulüplerimize yeni gelir kaynakları yaratmak için en önemli konuyu gündemimize aldık ve bu konu üzerinde her gün yeni projeler üretiyoruz. Ve bu şekildeki yeni ürettiğimiz projelerin ilkini de bugün hayata geçirmiş olacağız. Biliyorsunuz futbol tüm dünyada büyük bir endüstri haline gelmiş durumda. Trendyol'da yaptığımız bu anlaşmanın Türkiye'de futbol ekonomisinin daha da büyümesine yapacağı etkinin yanı sıra futbolumuzun marka değerine de büyük katkı sağlayacağına eminim. Süper Lig'imiz şu an dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. Ancak biz bunu yeterli görmüyoruz. Yine aynı şekilde biliyorsunuz Avrupa'nın en değerli 6. ligi durumunda. Trendyol'un vereceği destekle birlikte futbolumuzun gözbebeği Süper Lig'de rekabet, heyecan ve kalitenin daha da artacağına ve hem Avrupa'da hem de dünyada futboldaki konumunu daha da yükselteceğine inanıyorum. İnşallah bu sayede Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimiz daha büyük başarılara imza atacak ve bize ve halkımıza büyük bir sevinç yaratacaklar. Bu da çünkü milli takımımızda da biliyoruz, son iki maçımızda galip geldiğimizde tüm ülke olarak büyük bir sevinç yaşadık. Yine Trendyol az önce bahsettiğim gibi Türk milli takımının da sponsoru. Aynı şeyi inşallah Türkiye'de Trendyol Süper Lig olarak yaşayacağız. Bunun yanında yine Trendyol'un birinci ligde isim sponsoru olması bu ligde mücadele eden Anadolu takımlarımızın da daha güçlü hale gelmesini sağlayacak. TFF birinci lig hem futbol hem de mücadele anlamında daha çekişmeli hale gelmesi Süper Lig'in kalitesinin artmasına da yine pozitif olarak yansıyacak. Bu işbirliğimiz süresi içerisinde Süper Lig ve birinci ligdeki 39 kulübümüzün yeni yetenekleri Türk futboluna kazandırmasına uluslararası Arda gibi yetenekler yetiştirmesi ve Türk yıldızlarının dünyada daha çok kendini göstermesinde ve yetişmesinde büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Onun için bunu sadece Süper Lig'deki yarışmayı değil, aynı zamanda Türk yeteneklerinin de futbolumuza kazandırılmasında büyük bir katkı sağlayacağını özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Bizim bu yapılan çalışmalar biliyorsunuz milli takımımıza da katkı sağlıyor. Böylelikle genç yeteneklerin artmasıyla Türk milli takımı geniş ve kaliteli bir oyuncu havuzuna sahip olacak. Diğer taraftan biliyorsunuz Trendyol bu sene faaliyete geçireceğimiz Web3 tabanlı spor portalımız var. Bu spor portalı içerisinde süperlig.com olarak satış ve yeni nesil dijital oyunlaştırmalar ile işbirliğimizi daha da derinleştirerek yeni bize bir takım imkanlar sağlayacak. Bu sayede futbolu daha geniş kitlelere taşımış olacağız. Bu da son derece önemli. Ben sözlerime burada son verirken Trendyol grubu ile işbirliğimizin Türk futboluna ve liderimize hayırlı olmasını diliyorum.
Türkiye Futbol Federasyonu tüm Süper Lig ve Birinci Lig kulüplerimiz adına Trendyol Grubu Başkanı Sayın Çağlayan Çetin'e ve tüm ekibine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Biz sponsorluk anlaşması olarak görmüyoruz. Biz sponsorlukları her zaman altını çizerek söylüyorum, bir iş ortaklığı olarak görüyoruz. Onun için sponsorlarımızın bizle yaptığı anlaşmalarda mutlaka karşılıklı iki tarafa da katkı sağlayacak şekilde geliştirmek için hep bu konuda çaba içerisinde olacağız. Sponsorumuzu memnun edebilmek için her konuda destek vereceğiz. Ve ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Mehmet Büyükekşi'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Sayın Büyükekşi'nin bahsettiği gibi iş ortaklığımızın artık yeni ismine sözü verelim. Trendyol Grubu Başkanı Sayın Çağlayan Çetin'e sözü bırakıyorum. Değil mi? Evet, Trendyol'un anlaşması Türkiye Futbol Federasyonu ile ve bundan sonraki ligin adı Trendyol Süper Lig ve Trendyol Birincilik olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bundan her iki tarafa çok da. Çok malzeme çıkar değil mi Selahattin? Çok yani çok espri olur. Çok. Sipariş zaten bir tanesini Ömer yaptı. Ömer yaptı. Taraftarlar zaten der ya, ben maça gitmeye üşeniyorum bu hafta. Ya. Sipariş olarak verebiliyor muyuz eve? Ya eve 3 puan yollar mısınız? Gibi. Güzel. Mesela. Önemli olan burada tabii lige sunulacak katkı. O yüzden hani dediğim gibi iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Çünkü bu dönemde futbolda hem takımlar özelinden hem Türkiye Futbol Federasyonu özelinden sponsor bulmak kolay değil. Çok zor iş ve çok da gerekiyor ama bizim olduğu gibi ekran başında bizi izleyen ya da radyodan dinleyenler için de şimdi Ağrı yöresinde bir türkü dermişim. Dinleyenler için de şunu merak ediyorlar. Kaç para kardeş? Ne kadar acaba? Ne kadar yani değildi mi bu sponsorluğa? Belli değil değil mi? Herhalde ya yani şu anda öyle bir açıklama yapmadı Sayın Başkan ama muhtemelen detayları açıklanır diye düşünüyorum. Ama işte en önemli detay o zaten. Bunu söyleseniz ya en baştan bunu. Ya, tamam açıkladın, çok güzel. Hedefimiz şudur. Vizyonumuz şudur. Evet güzel. Ne kadar? Çünkü asıl önemli kısmı o canım. 10 milyon lira, 20 milyon dolar, 50 milyon dolar nedir yani? Ben siteyi kontrol edeyim ama. Bana göre bir 50 milyon dolarla falan bir şey olmuştu koskoca TFF yani. Evet. Çünkü o takımları birinci da birazcık. Birinci liginde sponsor oldu. Evet. İkisini sadece yalnız Süper Lig değil, birinci liginde. Yani hocam işte siz de hani görev de aldınız. Şimdi ikinci ligin, üçüncü ligin de bence sponsorunun olması takımlar adına çok çok önemli olacaktır. Lig sponsoru. İkinci ve üçüncü ligli için bir sponsorla anlaşma yapıldı. Sponsoru vınladı. Karşı yok, gitti. Sponsor kimse parasını yayın anlaşmasıydı. Yani isim anlaşması ama değildi. Ama oralara birkaç daha çok lazım biliyor musun? Evet, onu diyorum hocam. Yani şey yani takımların deplasmana gidemeyecek takımlar için var yani. Evet. Ayakta kalması için ben de çok önemsiyorum. Dediğimiz gibi hayırlı uğurlu olsun diyelim yani. Ben TFF'ye bir öneride bulundum. Benim bütün önerilerimi de dikkate alırlardı. Niye bu sefer alamadılar? Şaşırdım. Dedim ki ya yabancı oyuncu transferi yapılıyor ya. Evet. Yabancı oyuncu transferlerinden resmi rakam olarak ödenen ne varsa %5'ini bir fon ayırın. O transferi yapacak olan takım Icardi'ye 10 milyon veriyorsa 500 bin de Türk futbolu için versin. Ya da Dzeko'ya veriyorsa 4 milyon euro. Altyapılara. Yo, şöyle, ya şöyle TFF'nin muhtesinde olsun o para da ne olursa olsun. Bu zaten ama biliyorsun ülkesinde daha önce kural olarak vardı. Hatırlayalım, bu 14 yabancı ya da 14 yerli kuralı çıktığı zaman o zaman denildi ki yani ekstra hani 13. ya da 14. yabancı yanlış hatırlamıyorsam ben takımlar tercih ederse eğer bunun için ekstra ücret ödeyecekler. Bu paralar da havuzda toplanacak, altyapı için kullanılacaktı. Ama kulüplerden bu ücretler sonrasında alınmadı. Kural da öyle havada kaldı. Tamam mı? 13 artı 1. oyuncusun olmasın. Ben bütün yabancı oyuncular için diyorum. %10'luk bir kuralı evet koyarsın. Çok yabancı oyuncu var. Tabii alttaki oyunculara da işte bir birikim olur, bir şey, bir havuz olur yani. Bir mesela Almanya 7-8 sene önce yanılmıyorsam 900 milyon euro altyapıya bir havuz yaptı. Bir şampiyon olamamıştı turnuvada. Sonra o havuzdan sonra 2 sene sonra şampiyon oldu. Yani o havuz direkt altyapıya gitmesi lazım o toplanan paralar. Zaten onlar yani şimdi şöyle söyleyeyim. 2002'de bizim 3. olduğumuz Dünya Kupası'na final oynadılar. Ama final oynayan en belki de tatmin etmeyen Alman takımlarından birisiydi o. Sonra dediler ki yani biz final oynadık ama bu bizim için yeterli değil deyip tamamen sıfırladılar olayı dediğiniz gibi. Sonrasında 2006'yı kendi ülkelerinde düzenlediler. Ondan sonra zaten 2010'u İspanya kazandı. Orada yarı final oynadılar galiba. 2014'ü sonrasında kazandı Almanya. Ama makus, biz olsak 2002'de final oynasaydık
hani ya bizim için yeterli değil bu futbolu tekrar bir sıfırdan başlatalım der miydik? Hayır. Büyük bir soru işareti yani. Mentalite farkı çok derin, çok büyük sonuçta. Ya şöyle bakmak lazım yani insanın bütünüyle ilgili gelişmelerden bağımsız düşünemezsin hiçbir kurumu ve kişiyi. İşte Avrupa Rönesans'ı yaşamış bir kafa var orada. O ortaya koyduğu felsefeye ne kadar sadık kalmış, ne kadar sonuç alamış ona bakıyor. Onun sonuçtan anladığı şampiyonluk değil. Biz sadece şampiyonluğa kodluyuz. Ne oldu? Bayern Münih şampiyon oldu, CEO'su ile şeye gitti. Çünkü yanlış işler yapılıyordu diyor. Yani bir şampiyonlukla bir şeyle, perdeyle gerçeğin üzerine örtmüyorlar. Ya apaçık ortada duruyor her şey ve kendileriyle hesaplaşma ya da cesaretleri var. Niye bu cesaretleri var? İşte diyorum hani Rönesans'ı yaşamış kafa. Bu çok önemli. Öz eleştiriyi yapıyoruz. Evet. Ben... Felsefesinin doğrultusunda ürün bekliyor senden. Yani sen onu bak şampiyon olduk diye kandıramıyorsun. O sana diyor ki sallıyorum tabii. Hani sen altyapıdan bir oyuncuyu kazandıracaktın bu sene. Nerede? Bir tane yok. Yok. Mesela. Çünkü geleceğe olan sürdürülebilir başarının şifreleri bunlar. Şampiyon olmak değil. Şampiyon oldu Trabzonspor. O sezonu 700 milyon borçla kapattı. Bir tane de yeni oyuncu yok. Real Madrid, yani? Barcelona değil mi? Bir tanesinden birisi şampiyon oluyor. Ertesi sene Barcelona her şeyini değiştiriyor mu? Ya da Real Madrid değiştiriyor mu? Felsefe dediği gibi. Hani bunlar kuşak olarak inşallah şeyler. Hocam, biz de bunu göreceğiz. Son birkaç dakikamız yok. Sizi bulmuşken, şimdi hazır TFF'nin anlaşmasına da gitmişken şu geldi aklıma. Bu yabancı kural açıklanırken sonrasında alt liglerle ilgili de bir tane kural açıklandı. Bu 23 yaş altı oynatma kuralı. TFF 2. ligde bir oyuncu maça başlamak zorunda takımlarda. TFF 3. ligde en az 2 oyuncu ilk 11'de başlamak zorunda ve bu oyuncuların 45 dakika sahada kalma zorunluluğu. Genç oyuncu. Evet. Yani 2001 ve 6. Tabii bizim genç hani tanımımız 23 yaş altı. Artık tabii. Bence 22'de genç olmuyor. Şimdi hatta 18'den itibaren genç olmuyor. Şöyle sözü size bırakayım. Bir zaten 26 yaş üzeri sadece benim bildiğim 6 oyuncuyla TFF 3. ligde kontrat imzalanabiliyor. Yani onun bir sınırı var. Yok şimdi 12'ye çıktı o. Ha, yani değişmiş olabilir. Daha erken, önceydi o. Onun dışında zaten bu oyuncular hani 20, 21, 22 yaşındaki oyuncular zaten görev alıyor bu liglerde. Hani ben bu kuralı çok anlayamadım. Teknik adamları da çok zorlayan bir kural olacak gibi geliyor. Şimdi Okan Buruk Hoca bir... demecinde yanılmıyorsam bir maçtan sonra matematik yapmaktan yoruldum dedi. Hesap maçtan yapmaktan. Maçtan sonra hesap yapmaktan. Şimdi gerçekten öyle karışık şeyler var ki. Ya biz şimdi bir oyuncu oyuna sokacağız. Diyoruz ki oyuncu 2001'li mi? Bu hata yapar mıyız? Hükme mağlup olur muyuz? Yani maçın içinde bir de onu düşünüyorsun. Yani Mustafa, şimdi Mustafa Denizli geliyor insan hepimize. Mustafa Denizli evet. 6. yabancı mıydı? 6. yabancı. Evet. Şimdi bakıldığı zaman yani altyapılara öyle önem vereceksiniz ki 85 milyon da o potansiyel var bizim ülkemizde. Yani bu sınırlamalarla şey çıkmaz yani buradan oyuncu çıkmaz. Yani ben şimdi 2001 ve üstü oyuncuyu mutlaka ilk 11'de oynatmak zorundayım. Şey diyor ki olmaz. Devre arasında çıkarabilirsin. Ya ben bir devre dişimi mi sıkacağım yani oyuncu hak etmiyorsa. Ama onu yani o oyuncuyu nasıl bulacaksın bir de? Bu sefer oyuncuların bir de rakamlar da yükseliyor. İşte bu kriterler tabii. Rakamlarını da yükseltiyor. Ailelerinden başlıyor. O yüzden mi Iğdır Spor'la ilgili eleştirisi geldi sevgili Celil Kimoğlu'nu? Piyasayı o belirliyor diye. Ya. Kimi el azatacak herkes diye Iğdır Spor'dan başlıyor. Iğdır Spor'u şu kadar herhalde. Peki herhalde. Selahattin abi spor ajansında bir araya gideceğiz değerli izleyenler. İkinci bölümde konuşacağız. Evet, konuşmaya sohbete devam. Saat başına yeniden karşınızdayız.